herkesin heyecanlı olduğu durumdayız. Çünkü artık liseye geçmişiz ve bizi yeni bir serüven bekliyor. Yeni arkadaşlıkların olduğu bu 4 senede nasıl bir yol izlemeliyiz, bunun işi daha gitmeden düşünüyoruz. Ya iyi bir insan olmak ya da havalı birisi olarak burada 4 yıl okumamız olduğunda düşünüyoruz. İlk gittiğimiz zaman pek bir seçeneğimiz yok maalesef. Sadece iyi bir insan olmak kalıyor. Çünkü üstün sınıflar yüzünden kendimizi bir çaylak gibi hissediyoruz. Ya da seçeneğin kaldığını sananlar kendi yolunu okuyor ve bir ezik duruma da düşebiliyor. YouTube kanalımın ilk maceraları olduğu bu yılda sizlere lisedeki ilk günümü anlatmak istedim. Hepinize iyi seyirler. Okuldan bir gün önce okul kıyafetlerini almış ve subay tıraşı olmuş yarını bekliyordum. Yatakta uyumak resmen eziyetti. Bu duruma düşeni zaten normal olarak karşılarız. Öyle böyle uykuya geçmiştim. Sabah alarmın ötmesiyle resmen yatağımdan sıçrar bir şekilde o heyecanla hemen yeni okul formalarımı giydim. Ve okulun ne zaman başlayacağını bilmeden sabah 9 gibi okulun yolunu tuttum. Ne mutludur ki tam da zamanında gelmiştim. Ailemin beni teselli etmesiyle müdüre doğru baktım. Yeni gelen öğrenciler falan filan, kısacası herkes çok heyecanlıydı. Listeler okundu, sınıflar belli oldu ve ben 9B sınıfına seçilmiştim. Bu sınıftaki öğrencilerden 4-5 kişi geçen seneden kalan öğrencilerdi. Sınıfa ilk girdiğimde sadece onlar konuşuyordu. Şimdi geldik en komik kısma. Bu belki sizde yaşanmış mıdır asla bilemem. Bakın gerçekten söylüyorum. O senelerde YouTube'da öğrencilere öğretmen şakası diye birçok video atılmıştı. Benim de bu şaka aklımdaydı. Acaba bizi de yapacaklar mıydı diye. O kadar çok YouTube'a kendimi kaptırmışım ki onu bile düşünüyordum yani. Sınıfa hoca gelmeden iki öğrencinin güldüğünü gördüm ve hoca sınıfa girdi. Ve ben gerçekten şaka diye zannettim ve herkes ayağa kalkarken sadece ben kalkmamıştım. Herkesin bana bakmasıyla "hoca niye ayağa kalkmıyorsun" diye normal bir şekilde karşıladı. Gerçekten de şaka yapılmadığının farkında olup daha ilk dakikadan böyle bir rezillik yaptığım için kendime hem kızıp hem de gülmüştüm. Sonraları daha da rezillik çıkarmamak için daha böyle bir şey yaşatmadım. Sınıfın en iyi öğrencisiydim. Bunu izleyen sınıf arkadaşlarım da bunu gayet iyi bilir. Sınavlardan çok çok yüksek not aldığım doğrudur. Okula zaten öyle bir havalı tip değil, aksine derslerine önem veren seçkin öğrencilerdendim. Sonraki seneler seçkin öğrencilerin bulunduğu ATP sınıfına geçtim. 9. sınıf hayatımın en kolay sınıfıydı. TEOG sınavından iyi bir not yapamadığım için bu okula gelmiştim. Yani meslek lisesine. İyi ki bu okula gelmişim. En azından ilgimi çeken elektrik, elektronik mesleğine adımımı attım. Ve bugünlerde üniversite okuyorum. Fakat tekrardan hazırlanıyorum üniversite sınavlarına. Bakalım bizi neler bekliyor. Biliyorum bu videomuz biraz kısa oldu ama yavaş yavaş konulara göre uzatacağım süreleri. Eğer nasıl bir içerik istiyorsanız bu videonun altındaki yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Herkesten güzel bir konu bekliyorum. Videomuzu baştan sona izleyen herkese teşekkürler. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.